Zaliha Hanım bizlerle. Hoş geldiniz. TFST proje temsilcimiz Erol Bey bizlerle. Hoş geldiniz. Ödüllerini almaya gelen fotoğrafçı arkadaşlarımız, başarı gösteren konuklarımız birkaç sunum yapmak isterler. Birer sunum hazırladılar. Bugün 4 sunumumuz var. Arkasından uluslararası yarışmamızın ödül alan fotoğraflarının sunumlarını izleyeceğiz. Arkasından da ödüllerimizi vermeye geçeceğiz. Salon başkanımız Süleyman Uçan bugün aramızda yok. Aslında bu sunumu kendileri yapacaktı. Kendileri de hazırlandı. Fakat İzmir'de kendisinin çok önemli bir işi çıkmasından dolayı vatandaşına müsterşarlıkça gelemedi. Aramızda olamadı. Son anda görev bana düştü. Yarışmanın jürisliğini Sayın Leyla Emektar, Sayın John Love ve ben yapmıştık. Güzel fotoğraf kareleri var. Umarım güzel bir şekilde izler ve beğenirsiniz. Sunumlara geçmek istiyorum. Sunumlar için kim gönüllü olacak? 4 sunumumuz var. Hasan Bey dedi ki ben ilk sıramı sağlamak istiyorum. İlk sırayı ben almayayım. Alfabetik sıraya göre. Alfabetik sıraya göre. Hasan öyle olmalı. Yani evet, oyuna bakılırsa. Sıkıntı olmaz diyorsunuz. Yok olmadı. O zaman Sayın Hasan Dayanıklı'yı alacağım ilk sunumda. Hasan Bey'in sunumu Adana Kebap Şalgam. Adana Kebap Şalgam. Gel sizin önce bir tanıyalım, tanıtsın bize. Merhaba, hoş geldiniz Zümrüt'e. İsmim Hasan Dayanıklı, mesleğim mali müşavir. Yaklaşık 2012 yılında başladım fotoğraf serüvenine. Daha sonra ismi... Bir adım tamam. 2014 yılında eğitimde kalmaktan sonra 2015 yılında Adana Fotoğraf Amatör Ödemi'ne yapar üye oldum. O gün bugündür fotoğrafla ilgili devam ediyoruz. Aynı bulunduğum dernekte özellikle birinci kurullarda IŞİD dersi, ikinci kurullarda Beşiklik Bekleri'ne ders veriyorum. İşte hobi olarak da fotoğraf bizim asıl bir yani bizi hayata bağlayan en güzel şeylerden bir tanesi diyelim. Özellikle sunum bizim Adana Kutlanan, yani sonunda dünya genelinde Dünya Rekupesi olarak bilinen bir festivalimiz var. Fakat biraz Türkiye'de malum isim değişikliği olarak Adana Kebap ve Şalgam Festivali olarak kutlanmaya başladım. Ben de burayı bir 3 yıl boyunca fotoğrafladım. Umarım beğenirsiniz. Özellikle her Aralık ayının 2. haftasında, bu yıl yine 2. haftasında tutulacak. Tamamen doğal bir ortam. Beğenmişlerdi, sakın izah edin. Hazır ederiz inşallah. Hasan Bey çok mütevazi. Fotoğrafçılığa başladığından bugüne kadar Adana'nın tanınmış fotoğrafçıları ve ödüllü fotoğrafçıları arasında yer almakta. Yarışmamıza katıldığı için de kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Yani sizinle davetimizden dolayı teşekkürler. Ya olabildiğince şey yapıyoruz, katılmaya çalışıyoruz bu anlamda. Maddeler falan da bir sürü fazla. Yani. Biliyorum tabii bir zorlar da gerçekten yani bir heyecan yani sonuçta. Hatta ben de ilk sunumu bana vermeyin. Thank you.
var nasıl bir yerde bu işin için böyle anlattı. Öncelikle ben küçük bir kıvırsan falan. Çok teşekkür ederim. Lep para işi dediğimiz kıvırsa özgürlüğü yazmamızı. Çok teşekkür ederim. Nilgün Orsaç, ben mesleğim öğretmenlik. 1987 yılında öğretmenliğe başladım. 13 yıl öğretmenlik yaptım. Son 20 yıldır müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Lefkoşa'da bir lisede. Fotoğraf maceram benim çok eskiye dayanmıyor. 2015 yılının sonunda fotoğraf makinesiyle tanıştım. 4 yıldır fotoğraf çekiyorum. Çok keyif alıyorum fotoğraf çekmekten de. Olva'da ikinci bulunuşum. Geçen yıl da buradaydım. Çok mutluyum burada olduğum için. Teşekkür ediyorum. Hasan Bey'in renkli sunumundan sonra benim bilmiyorum nasıl gidecek. Siyah beyaz fotoğraflarımdan oluşan karışık bir sunum. Belli bir tema işlemedim. Seçtim. Siyah beyaz beğendim kendimce. Siyah beyaz fotoğraflarımdan bir demet. Teşekkür
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biraz bunu alabilir miyiz? Biraz daha. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet. Metal Hikmet Bey'de hiç bakmıyor. Hocam buyurun. Böyle bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Adım Sevda Pinal. Mersin Fotoğraf Derneği yöneticilerinden biriyim. 10 yıldır fotoğrafın içinde varım. 3 tane Martı'nın bir gün benim hayatımı değiştireceğini söyleseler hayatta inanmazdım. 3 Martı fotoğrafıyla başladım. Sonra bir hediye, doğum günü hediyesi fotoğraf makinesiyle kurslara başladım. Ve bugünlere geldim. Bugüne kadar 2 kişisel sergim oldu. İlk sergimde sevgili İlhan Maraşlı'nın bende çok emeği vardır. Hayatın Penceresi'ne attığı bir sergimde o hazırladı her şeyimi. Diğeri de bir uluslararası ve ulusal fotoğraf yarışmalarında vardım. Bugün burada sizlerin karşısındayım ve heyecanlıyım. Bu heyecanım hiç bitmesini yok, çok güzel bir şey. Sizlere aslında Myanmar sunumunu hazırlamıştım fakat dün de bir ödül törenindeydim. Orada sununca baktım ki aramızda aynı arkadaşlar gene var, dedim ki onları sıkmamak adına değişik bir şey yapayım. Keşişlerle ilgili bir 5 dakikalık bir sunum hazırladım. Umarım beğenirsiniz.
annelerden kaç yaş diyelim, 5 yaş gibi falan, 4-5 yaş gibi alınıyorlar. Ve tam yalnızca 2,5 yıl ailelerini görmeleri yasak, küçücük alınıyorlar ve onlar eğitiliyorlar. Ortaokul, lise, lisedeyken bakılıyor nasıl bir yetenekleri var, neye göre, ona göre okutuluyorlar. Sonra dönem yeşiş abiler, ablalar diğer çocuklara eğitim veriliyor. Fakat ben bu Myanmar'ı gezerken bir araba kiralamıştık, o bizi gezdiriyordu. Şoförümüz şey dedi, ben de bir keşiş çocuktum fakat o kadar ağır şartlarda yaşıyorlar ki ve ben gittim gördüm de yaşadıkları yani. Daha fazla dayanamayıp kaçtım ve bir daha da keşiş olmak istemedim. Hakikaten çok meşakkatli bir yaşam. Sabahleyin saat 6:30'da uyanıyorlar bütün köyü, gördüğünüz gibi yalın ayak. Çocuklar ellerinde büyük bir böyle kapları var ve sadece haşlanmış bir iç. Topluyorlar ve ama nasıl bir duygu biliyor musunuz? O insanlar her sabah onlar için o haşlanmış pirinci hazır ediyorlar ve çocukları bekliyorlar onlarda ve farkındaysanız bir saygı duruşu var çocuklara karşı. Kaşık kaşık herkese iki kaşık veriyorlar. Bütün kaç kişiden toplarlarsa onları topluyorlar. Sonra yattıkları yatakhanenin orada yedikleri yer var, oraya gidiyorlar. Artan yemekleri de daha fakir olan insanlara dağıtıyorlar. Evet. Ayşe Karatay olsaydı o kadar bilinçli herhalde kalkacaktı. Yapın öyle gelin lütfen. Teşekkür ediyorum. Öncelikle. Sevk Hocam. Telefon. Sevk Hocam. Bir de bana bakar. Bir daha bakarsan. Teşekkür ediyorum. Hocama çok teşekkür ediyoruz. Ben Kayseri'den geliyorum. Uğur Aydın ismim. Erciyes Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Bizim alanımız fotoğrafçılık. Hocamlar sonradan dahil olmuşlar ama ben bu işin eğitimini de veriyorum aynı zamanda. Aynı zamanda da uğraşıyoruz da. O yüzden çok şanslı hissediyorum ben kendimi. Hem öğrencilerimle geziyorum, hem fotoğraf çekiyorum, hem sergilere katılıyorum, yarışmalara katılıyorum. O yüzden çok çok şanslıyım. Çok güzel bir Erciyes dağımız var. Biz fotoğraflarımızda çok sık bu Erciyes dağını gösteririz. Ki ben bugünkü sunumda da yıl katları teması. Ama en çok da Erciyes'i göstermeye çalıştım yıl katları ile birlikte. Çünkü Erciyes'in eteklerinde yaşayan zamanla yıkat ama son zamanlarda yerleştirilmiş tabii çoğu. 300-350'ye yakın atlardan, yıkatlarından oluşan bir at topluluğu var. Ki yerli ve yabancı birçok fotoğrafçının da ilgi olduğu atlar, yıkatları. Yani bu kadar toplu halde başka bir yerde bulmak herhalde Türkiye'de yok bildiğim kadarıyla. Bir de bunları yaşadığı ortam çok güzel bir ortam. Doğal ortamı, sit alanı olması, fonda Erciyes'in görülmesi, bir de dört mevsim biz Kayseri'de olduğumuz için bunları dört mevsim çekme imkanımız var. Bazı fotoğrafçı dostlarımız geliyor. Şansına bazen hava bozuk olabiliyor, kapalı olabiliyor. Erciyes bazen çok kapalı olabiliyor. Erciyes bazen gösterilebiliyor kendisini. O yönde biz çok şanslıyız. Kar yağarken, tipi yağarken hemen gidip atları çekme imkanımız var. Biz de bunları sizlere sunumla göstermeye çalıştık. Hocamın yiyecek şeyden sonra, kebaptan sonra, insan portrelerinden sonra biz de çok insana yardımcı olan, şeyimizde de olan, geçmişimizde de olan hatta da sunumumuzu yapalım dedik arkadaşlar.
more of your images in the future. Congratulations. Thank you.
GPU Silver Medal. Set up inan. GPU is truly international, but it is involved with the sum of individual photographers like you, like you, like you, and like you. So congratulations on behalf of GPU. GPU adına başarılarını ve tebriklerini sundu. Herkese eşit yaklaşımında olan GPU adına tebriklerini sundu. Ben de sürekli bir şey yapmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Buraya bakar mısınız? Sanatçılık diyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Kategorisinde şu anda vermekteyiz. Onu söylemeyi unuttum. Tekrar belirteyim. Şu anda renkli kategorisindeyiz. IAAP Gold Medal. Uğur Aydın. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Her zaman için bekliyoruz. Thank you.
IAAP Ribbon, Serhat Karasungur. Siz alıyorsunuz, ben vermiş oluyorum. Siz tutuyorsunuz. Yoksa ben almışım bunu. Tamam. Çekebiliriz mi? Salon diploma. Tuncer Oğuz. İnsanlık dışı ambargolara maruz kalmış bir ülkeyiz. Maalesef üzülerek söylüyoruz ama böyle işte. Sınır tanımayan, izolasyon tanımayan, ambargo tanımayan bir dal olan kültür sanatta elbette ki ülkemizin sanatçılarının seslerini yurt dışında duyurmaları bizler için son derece önemlidir. Bu katlı yolda da Nilgün Hanım bunu yaptığı için ona ayrıca teşekkür etmek isterim, tebrik etmek isterim. Elbette herkesi tebrik ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimiz. Ödül töreniniz sona ermiştir. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Daha önce törenlerde etkinlikler